Bu maymunlar gerilla kızlar. Sanat dünyasındaki cinsiyet ve ırk ayrımcılığını gözler önüne sermek için çabalayan, kimliği bilinmeyen sanatçılar. 1985 yılında Modern Sanat Müzesi'nin sergisindeki kadın sanatçı eksikliğini protesto etmek amacıyla Manhattan'ı el ilanlarıyla kapladılar. Sergide 169 sanatçının eseri sergilendi. Bunların ise ancak %10'undan azı kadınlara aitti. Kadın sanatçıların deneysel sanat alanında önemli bir rol oynadığı dönemlerdi. Tabii siz bunu popüler bir galeride veya müzede gezerken bilemezsiniz. Kadın sanatçılar hep var olmuştur ama sanat kitaplarını yazanlar erkeklerdi. Ve nedense onlardan söz etmeyi unutmuşlardı. Rönesans'ta kadınlar resim yapmaya teşvik edilmişti. Çünkü kadınların sanat alanında başarılı olması onları çekici kılan bir özellikti. Aslında 18. yüzyılda kadınların her şeyi resmetmesine izin veriliyordu. Güzellik, zarafet ve alçak gönüllülük gibi kadınlara özgü nitelikleri somutlaştırdıkları sürece tabii. Yaptıkları resimlerde güzel, zarif ve mütevazı olmalıydı. Bir eleştirmenin dediği gibi, bir kadın kendini kadınlıktan çıkarmadığı sürece herhangi bir şeyle uğraşmasına izin verin. Ama kadınlar ciddiye alınmak için yanıp tutuşuyordu. Ki bu çok saçma. Çünkü herkes kadınların zayıf ellere sahip olduğunu ve düzgün bir şekilde resim veya heykel yapamayacağını bilir. 17. yüzyıl sanatçısı olan Judith Leister, Hollandalı Üstad Frans Hals'la aynı vakitlerde resim yapıyordu. Eserleri benzer bir tarzdaydı. Leister yaşarken çok saygı duyulan biriydi. Ama bir kadın olduğu için ölümünden sonra unutulup gitti. Ancak 7 tane tablosunun yanlışlıkla Frans Hals'e mal edilmiş olduğunun keşfinden sonra yeniden ortaya çıkabildi. Louvre Müzesi'ndeki bu eser de onlardan biri. Bazı kadın sanatçılar erkek ismi kullandılar. Claude Cahun ve eserlerini George adıyla imzalayan Grace Hartigan gibi. Bazıları ise sadece isimlerinin baş harflerini kullandılar. L.K. Lee Krasner'ın baş harfleri mesela. Burada ise sürekli Bayan Jackson Pollock şeklinde hitap edilmenin ağırlığı altında çalışıyor. Bazı kadın sanatçılarsa kariyerlerini desteklemek ve erkek çağdaşlarından bir şeyler öğrenebilmek için modellik yapmayı tercih ettiler. Bazı kadın sanatçılar kendi yönlerini bulmak için dokuma ve el sanatlarıyla ilgilendi. Erkekler bu mecraları genelde görmezden gelmişti. Çünkü onların ressamlık ve heykeltıraşlıktan sonra geldiğini düşünüyorlardı. Bu da kadınlara deneme özgürlüğü sağladı. Benzer sebeplerden dolayı fotoğraf ve video gibi yeni araçları ve mecraları hemen sahiplendiler. Ve performans ve enstalasyon sanatlarının yenilikçileri oldular. Yine de hala yeterli seviyede temsil edilmiyorlardı. 1970'lere gelindiğinde kendilerine patronluk taslanmasından, yok sayılmaktan ve ihmal edilmekten bıkan bazı kadınlar bu düzenle savaşmaya karar verdi. 1971 yılında Margaret Harrison'ın yaptığı çizimler Londra'nın ilk feminist sanat sergisinde sergilenmişti. Ama polisler orayı kapattı. Bunun sebebi Hugh Hefner'ı cinsel organı tavşan şeklinde olan bir tavşan kız olarak çizmiş olmasıydı. I think he's in here. I never really got to the bottom of it, but it was thought of being too pornographic. Now they didn't mind the women in the sandwiches. What they did mind was why I altered the male body. When the gallery director said, "Well, what do don't you like about it?" this policeman, he said, "Well, it was the way she treated the men. We thought that was disgusting." Amerika'da Linda Nochlin ve Ann Sutherland Harris isimli sanat tarihçileri 1550'den 1950'ye Kadın Sanatçılar isimli bir sergi düzenlemişlerdi. Bu sergi sanat tarihine dair düzeltme içerikli tartışmalara sebep olmuştu. Çünkü bu sanat tarihçileri için bir sorundu. Böylece tarihten geriye gidip sanat tarihi sayfalarına bu kadın sanatçıları mı yerleştireceklerdi? Bunu yapmaları bu sanatçıların tarih boyunca yok sayıldığı gerçeğini de yok sayacaktı. Sadece kadın sanatçıları içeren kitaplar mı yazacaklardı? Ama bunu yapmaları da bu sanatçıları ötekileştiriyor, kategorize ediyor ve bir parçası oldukları akımlardan, etkileşimlerden ve yanılgılardan ayrıştırıyor. Bu konu hala sıkça tartışılıyor ve sanat tarihinin anlatılma şekline dair yeniden radikal bir şekilde düşünülmesine sebep oldu. Kadın sanatçılar dikkati kimlik, cinsiyet, siyaset ve tarih kavramlarına çekerek son 40 yıldır sanata dair tartışmaları yönlendiriyor.
Günümüz dünyasının karmaşık gerçekliklerini tasvir etmek için sanatın sınırlarını çok farklı çeşitteki formlarıyla zorluyorlar. Hoşça kalın.